Dershaneburada.com'dan herkese merhabalar. Ben Melih Hoca. 10. sınıfta 1. sınavların sorularını beraber bakmıştık. Şimdi 1. dönemin son sınavı 2. yazılı sorularına bakacağız. Ve bu videodan sonra eminim ki hepiniz yüksek puanlar alacaksınızdır. Hızlıca sorulara geçiyorum. Diyor ki yukarıda bir şekilde kaç farklı üçgen olduğunu bulun diyor. Üçgenleri buluyorsam ben düşündüm ki 2 tane köşe belirledim kendime. İki köşe için kaçar tane üçgen oluşturacağına bakıyorum. Buradakini ben üçgenin bir köşesi olarak kabul edersem bana 2 tane köşe lazım. O zaman ben kenarlardan gideyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgim var. Bir tane köşesi varsa ben 5 tanesinden 2 tanesini seçersem üçgen oluşturabilirim. Ama şuradaki çizgiye bakarsam, bunlara bakarsam hepsinden ayrı ayrı üçgenler oluşturuluyor değil mi? O zaman benim buradaki çizgi sayısıyla da bunu çarpmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de olduğu için bunu 6 ile çarparsam şuradaki A köşesi için kaç tane üçgen oluşturduğunu bulurum. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 geliyor. Ve buradan da çarparsam 60 tane buradan geliyor. Tamam. Sonra şuradaki B köşesine bakmam gerekiyor. B köşesine bakarsam kaç tane çizgi vardı? 6 tane. O çizgilerden 2 tanesini seçersem üçgen oluşturabilirim. Ama aynı mantıktan şuradaki çizgilerim de hepsi ayrı ayrı farklı farklı üçgenden oluşturduğu için benim bunu 5 ile çarpmam gerekiyor. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 idi. Yani 15'ti. Bunu da 5 ile çarparsam cevabım 75 diye geliyor. 60 tane A köşesinden, 75 tane B köşesinden oluşturdum. Yani toplamda 135 tane üçgen oluşturmuş oldum. İkinci soruya geçiyorum. Diyor ki bir fonksiyon vermiş ve fonksiyonun tersinin sonucu x artı 3'müş. Bana neyi soruyor? F4'ü soruyor. Fonksiyonun tersi diyor. Fonksiyonun tersi deyince ben şöyle diyorum. İçi dışına çıkmış. Yani burada içi dışına çıkmışsa ben bunu içeriye geri koymam gerekiyor. O zaman şu ifadeyi içeriye geri koyarsam bakıyorum. F x artı 3 dışarıdakini içeri koyduğum için yukarıdaki eksi 1. Yani tersi yok olmuş oldu. Neye eşitmiş? 3x eksi 2'ye eşitmiş. Benden neyi soruyor? F4'ü soruyor. İçeriği 4 yapmak için x yerine benim 1 koymam gerekmez mi? Evet. X yerine 1 koyarsam da sonucumdan 3 eksi 2'den F4'ü ben 1 olarak bulmuş oluyorum. Üçüncü sorudayım. F x artı 1 x artı fx'e eşitmiş. Ve F1'i bana 4 olarak vermiş. Ve F20'yi soruyor. Burada 1 1 fazla fazla artıyor. 1 1 azalıyor ya da birbirinin katı. O zaman ben birkaç tane örneğimi bir yazayım. Diyeyim ki ben x yerine 1 yazarsam f2 1 artı f1'e eşit oldu. 2 yazarsam f3'üm 2 artı f2'ye eşit oldu. Ve böyle böyle ilerlersem 3 artı f3'e eşit oluyor. Gittim. Kaça kadar gittim? f20'ye kadar gittim. Ve x yerine 19 yazmış olurdum. 19 artı f19'a dönüştü. Ve ben bunları alt alta toplarsam bakıyorum ki şuradaki f2 ile buradaki f2 birbirini götürecek. Buradaki f3 ile buradaki f3 de götürecek. Ve böyle götüre götüre şurada bir tane f19 vardı. Bunu da götürmüş oldu. Geriye bir tek burada ne kaldı? f20 kaldı. Ve 1'den 19'a kadar sayıların toplamı. Bunun da formülü neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Benim burada N'im 19. N'in bir fazlası 20. Ve bölü 2 yaparsam artı bir de sonunda ne kaldı? F1 kaldı. Bu işlemi kenarda yapıyorum. F20. 20'yi 2'ye böldüm. 10 oldu. Yani 190 artı F1. 1 olmuş oldu. Ve F1'i zaten soruda bana vermiş. F1'in yerine ben 4 yazarsam F20'de 194'e eşit oldu.
Bu sorularda F20'yi nasıl bulurum diye korkmayacaksınız. Birkaç tane zaten alt alta yazdığımda toplama işleminde birbirini götürdüğünü hemen görüyorsunuz. Çok fazla yazmama gerek yok. F20'ye kadar geldim. Bir tek geriye kalanlar sabit sayılar F1 ve F20'ydi. Buradan da basit bir işlemle hemen sonucumu buldum. Dördüncü soruya geçiyorum. Diyor ki fx x artı 5'miş ve bileşke fonksiyon varmış. F bileşke g fonksiyonu da 6x eksi 5'miş. Ve bana g x artı 2'yi soruyor. Şimdi şu bileşke fonksiyonu ben bir açarsam. F'in içinde gx eşittir 6x eksi 5'miş. Yani f'in içinde x yerine ne yazmış? Gx yazmış. O zaman ben şu fonksiyona da aynısını uygulayabilir miyim? Tabii ki de uygularım. Hemen geldim. X yerine ben gx yazarsam bu fonksiyonda gx artı 5'e dönüşmez mi? Evet. Ve bunların ikisi artık birbirinin aynısı olduğu için 6x eksi 5 gx artı 5'e mi eşit oldu? Değil mi? Buradan ben gx'i yalnız bırakırsam şunu tuttum karşıya attım. O zaman gx'im neye eşit oldu? 6x eksi 10'a eşit oldu değil mi? Buraya kadar geldim. Ama soru hala bitmedi. Bana neyi soruyordu? Gx artı 2'yi soruyordu. O zaman benim x yerine x artı 2 mi yazmam gerekiyor? Evet geldim. İçeriği x artı 2 yaptım. X yerine x artı 2 yazıyorsam 6 çarpı x artı 2 eksi 10 olur. Buradan da 6x artı 12 eksi 10'dan benim cevabım direkt 6x artı 2'ye dönüşmüş oluyor. Tamam, bileşke fonksiyonu dedi. Bunu açtım. Ne yaptım? F'in içinde gx varsa dedim. Ben buradaki x yerine de gx yazabilirim dedim. Bunu buldum. Bu zaten soruda verilmiş. Birbirine eşit olması gerekiyor dedim. Eşit dedim. Ve en sonunda gx'i bulduktan sonra soru da bana ne soruluyorsa onu geldim x yerine yazdım. Geçtim 5. soruya. Bir tane polinom verilmiş. X üzeri n artı 15 bölü n artı 2x üzeri n eksi 7 artı 15 diye verilmiş ve polinomun derecesini soruyor. Derece soruluyorsa ne yapıyorum? X'in üstündeki sayılarla uğraşıyorum. Ve biliyorum ki polinom olması için x'in üzerindeki sayının pozitif olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük olması gerekiyor ve tam sayı olması gerekiyor. Diyorum ki n eksi 7 sıfırdan büyük olması gerekiyor değil mi? Sıfıra eşit de olabilir. O zaman n 7'ye eşit ya da 7'den büyükmüş. Bunu bulduktan sonra diyorum ki şuradaki n artı 15 bölü n sayısı tam sayı olmak zorunda değil mi? Evet. Elemanıdır diyelim şöyle. Tamam. Burada nasıl bir işlem yapabilirim? Ben şunu şu şekilde ayırsam kimse bana hocam yanlış yapıyorsun diyeceğini zannetmiyorum. Burası zaten 1 oluyor. 1 artı 15 bölü n için. Tam sayı çıkması için 15'i tam bölmesi gerekiyor. Ama benim buradaki şartım neydi? 7'den büyük olacak. 7'den büyük 15'i tam bölen tek sayım benim n eşittir 15'tir. Tam o zaman benim polinomun derecesini soruyor. N yerine 15 yazdığımda. Burası küçük bir şey çıkacak ama x üzeri n eksi 7 için düşünürsem n yerine 15 yazarsam x üzeri 15 eksi 7'den benim x'imin üzerine 8 oluyor. O zaman polinomun derecesi de direkt 8 olarak çıkmış oluyor. Geçtim 6. soruya. Bir tane polinom vermiş. Yanında da p2x artı 1 diye polinom vermiş. Ve bir sayıya eşitlemiş. 3x artı 13'e eşitlemiş. Bana p1'i soruyor. P1 ile p2'nin toplamını soruyor. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ben burada p yerine 1 versem. Hemen bir bakalım. P yerine 1 versem yanındaki sayı hiç de güzel çıkmıyor. Yani p2'ye eşit olmuyor. O zaman farklı bir yol yapıyorum. Diyorum ki benim polinomlarım nasıl bir formdaydı? Konuşamadım, özür dilerim. Ax artı b şeklindeydi değil mi? Tamam. Şurada bakarsam ben şunu yazayım. Px artı p2x artı 1 için. Px'im ax artı b oluyor. Ax artı b artı
Burada da x yerine 2x artı 1 yazmam gerekiyor. O zaman a'nın başına parantez açtım. 2x artı 1 yazdım. Yanında bir de b var. Buradan açmaya devam edersem ax artı b artı 2ax artı a artı b'ye dönüştü. Ve buradaki bulduğum ifade neye eşitti? 3x artı 13'e eşitti değil mi? Tamam. O zaman x'ler x'lere sabit sayılardan sabit sayılara eşit olacak. Bakıyorum. X'de olan hangileri var? Burada ax var. Yanında da 2 tane ax var. Bakıyorum. Herhangi bir hata göremedim. Ve bunun neye eşit olması lazım? 3x'e eşit olması lazım. X parantezini alırsam 3 tane a 3x'e eşitse o zaman 3a 3'e eşit olmuş olur. Buradan da a'yı 1 olarak bulurum. A'yı hallettik. Sonra bakıyorum. Sabit sayılar hangileriydi? Burada b var, a var ve b var. O zaman 2b artı a da 13'e eşit olması lazım. A'yı biliyorum zaten 1'de. 2b de buradan 1'i karşı atarsam 12'ye. B'yi de 6 olarak buldum. O zaman benim polinomum, yani şurada yazdığım polinomum neye eşit oldu? P x eşittir. A yerine 1 yazarsam x'e, yanındaki sabit sayıda 6'ya eşit oldu. Benim polinomum buymuş. Bunu bulduktan sonra soruda bana neyi soruyor? P1'i soruyor. Hemen üste geldim. P1 yazdım. X yerine 1 yazarsam P1'im 7. P2 için de x yerine 2 yazarsam şunu getirdim. Burada yerine yazıyorum. 2 yazarsam da 8'e eşit oldu. Ve bunların ikisinin toplamı 15 olarak geldi. Anlaştık mı? Dedim ki P1 ile P2'ye ulaşmam lazım. Ben x yerine 1 yazarsam karmakarışık bir şey çıkıyor. İstediğim polinoma ulaşmıyorum. O zaman ben polinomun hemen ana formatını hatırladım. Neydi? Ax artı b'ydi. Buna da nereden karar verdim? Birinci dereceden olmasından. Yani sonucum iki tane polinomu topladığımda direkt birinci derece olarak geliyor. O zaman x'in üzerindeki sayının 1 olması gerekiyor. Polinomda ax artı b'de yerine yazdığımda direkt tüm değerlerini buldum ve ana polinomuma ulaştım. Buradan sonra bir tek x yerine 1 yazmak, 2 yazmak kaldı. 7. sorudayım. Diyor ki bir px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 5, x eksi 2 ile bölümünden kalan da 5 olduğuna göre px polinomunun şuna bölümünden kalan nedir diyor. Düşünüyorum. Benim bir tane polinomum vardı. Ve ben bunu x artı 3'e ve x eksi 2'ye böldüm. Ve bölümden bir tane sayı buldum. Ve kalanım da var burada. Kalanım da ax artı b olsun. Buradan baktığımda px'im benim x artı 3 çarpı x eksi 2 çarpı bx'e ve yanında kalan ax artı b'ye dönüşmüş oluyor. Değil mi? Burada polinomumu yazdıktan sonra diyorum ki ben x eksi 3'ten kalanının ne kadar olduğunu bulurken içeriye 0 yapmam gerekmiyor mu? 0 yapan değer de eksi 3. Yani ben polinomda x yerine eksi 3 yazarsam 0 olduğu için burası gitti ve eksi 3a artı b olarak geldi. Eksi 2 için de ben x yerine 2 yazarsam p2'yi bulmuş olurum. Şurası komple 0 olmuş oluyor. Ve aşağıda da 2x artı b kalmış oluyor. Bunların da kalanlarını zaten soruda bana vermemiş miydi? Vermişti. Eksi 5'e 5 olarak vermişti. O zaman eksi 3a artı b kaça eşit? Eksi 5'e. Şurası a olacak. 2a artı b de 5'e eşitti. Ben buradan birbirlerine götürmek istersem şunu eksiyle çarparsam burası artık artı oldu. Şurası eksiye dönüştü. Burası artı oldu. Alt alta topladım. 5 tane a 10 mu geldi? O zaman a buradan 2. Getirdim. A'yı burada yerine yazdım. 4 artı b de 5'e eşitse b de buradan 1 olarak geldi. Tamam. Artık ben polinomumu yazabiliyorum kalanını
Ve diyor ki x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Şurayı temizliyorum hemen. Benim bir polinomum var. Ve ben şunun çarpanlarını ayırırsam eksi 3'e yok artı 3'e 2 diye ayırırsam yani x artı 3 oluyor. X eksi 2 oluyor. Ve ben bu polinomun eksi 2'ye buna bölündüğünde direkt kalanımın ax artı b olduğunu biliyordum. Zaten buradaki işlemlerde yapmıştım. O zaman a yerine ben 2 yazarsam 2x, b yerine de 1 yazarsam böyle bir kalana ulaşmış oluyorum. Anlaştık. Polinomu şu şekilde yazdığımda bu sayıları ben herhangi bir birisini 0 yaparsam eğer, şuradakilerin herhangi bir birisini 0 yaparsam zaten komple götürüyor ve geriye sadece kalan kalıyor. Onları 0 yaparak verilen değerleri buldum ve a'yı b'yi yerine yazdığımda da kalanı bulmuş oldum. Geçtim 8. soruya. X kare artı 6x artı 9 eksi 4y kare ifadesinin çarpanlarını ayırın. Düşünüyorum, bakıyorum. X kare var, y kare var. Ama ortada x ile y'nin çarpım durumunda olduğu yok. O zaman ben bunları ayrı ayrı incelemem lazım. Şurayı ayrı incelemem lazım. Burayı da ayrı inceleyeceğim. Baktığımda zaten x kare artı 6x artı 9 için çarpanlarını ayırırsam 3, 3 diye ayırırım. Burayı da x, x diye ayırdım. Ortası 6x oluyor toplamları. O zaman bu x artı 3'ün karesi değil miymiş? Evet. Yazıyorum. X artı 3'ün karesi eksi 4 y kare. Bu geldi. Burada da şu ayrıntıyı görün. Birincisi kare. İkincisi kare. Ve arada ne var? Eksi var. O zaman 2 kare farkıdır. Yazıyorum. Birinciyi yazdım. Artı ikincisi. Ama burada nasıl bir 2 var? 2y'nin karesi olarak var. O zaman ikincisi 2y oluyor. Çarpı bu artıyı yapmıştık. Sıra eksi de. O zaman x artı 3 eksi 2y diyorum. Ve bunun çarpanları ayrılmış hali bu oluyor. X ile y'yi arasında işlem yapamam. Sabit sayı buna katamam. Yani benim işlemimin sonucu burası oldu. Tamamdır. 9. soruya geçtim. Bir sürü polinom vermiş ve bunlar çarpım durumunda en sade halini soruyor. Bakıyorum çarpanlarını ayırabiliyor mu? Hemen deneyelim. X kare artı 8x artı 15. Buna bakarsam ben bunu 5'e 3 diye ayırabilirim değil mi? O zaman bu x artı 5 çarpı x artı 3 oldu. Aşağıdakine bakıyorum. X kare artı 4x artı 3. Ben bunu 3'e 1 diye ayırırım. O zaman bu da x artı 3 x artı 1 diye ayrıldı. Sonra x kare artı 3x artı 2. Hepsi ayrılıyormuş. Benim işim çok kolay o zaman. Bunu da yazdım. X artı 2 x artı 1. Aşağıdakine ve sonuncusuna bakıyorum. X artı 7 x artı 10. Bu da 5'e 2 diye ayrılıyor. Tamam. Sonra tek tek ben bunları yerine yazıp sadeleştirmem kaldı geriye bir tek. O zaman şuraya yazarsam hop x artı 8'in 8x'in yerine x artı 5 x artı 3 yazdım. Böyle aşağıdakinin yerine de x artı 3 x artı 1 yazdım. Buradan şunlar birbirini sadeleştirirse geriye bir tek x artı 5 x artı 1 kaldı. Şurada kendime yer yazıyorum. Çünkü bu ikisini hallettim zaten. Ne kalmıştı? X artı 5 bölü x artı 1 çarpı. İkincisine bakıyorum. Yukarısı x artı 2 çarpı x artı 1. Aşağıya bakıyorum. X artı 5 çarpı x artı 2. Şunla şu birbirini götürse. Bununla bu birbirini götürse. Bununla bu birbirini götürse. Geriye sadece 1 mi kalır? Bu kadar işlem yaptım ve sonucum
1 çıktı. Hepsi çarpanları aynı bildiği için çok kolay bir işlemdi. Geçtim 10'uncuya. Diyor ki x kare artı 7x artı 12 ifadesinin sadeleştirildiğinde buna dönüşüyormuş. Buna dönüşüyorsa o zaman içinde bunlar çarpım durumunda olsun ki sadeleşebilsin dedim. Yukarıdakine x kare artı 7x artı 12'yi ben çarpanlarına ayırırsam burası 4'e 3 olmuyor mu? Evet, yukarısı x artı 4 oldu. Yanında da x artı 3 var. Bunu buldum. Şimdi x kare artı kx artı 15'e bakıyorum. Bunun içinde x artı 5 kalacaksa çarpanlarından birisi bu olmuyor mu? Yani burada bir tane 5 varmış, burada bir tane x varmış. O zaman diğerinin de 15 olması için çarpımının 3 olması gerekmiyor mu? Yani bunun sonucunda x artı 5 çarpı x artı 3 olması gerekmiyor mu? Evet. Buraya 3 verdiysem ben şunları çarptığımda toplamları kx'i veriyor. Yani 5x artı 3x eşittir kx ise buradan ben k'yı 8 diye bulmuş oluyorum. Şurada verildiğinde diyor ki sadeleştirildiğinde şunlar kalıyor. Sadeleştirmek için bölme işleminde ne lazım? Toplam durumundakileri sadeleştiremiyorum. Çarpım durumunda olması lazım. Ben x artı 5 ile bir şey çarptığımda x kare artı kx artı 15'i bulmuşum. O zaman dedim ki ben 15'e ulaşmak için 3 ile çarpmam gerekiyor. 3 ile çarparsam da 5x artı 3x'in kx olması gerekiyor. K'yı da buradan 8 diye buldum. Bugün ikinci sınav için örnek sorulara baktık. Tüm konulardan karma bir sınav hazırladım. Çıkabileceğini düşündüğüm soruları yaptık ve siz de bunlara çalışırsanız, bunlar karşınıza geldiğinde çok kolaylıkla yapabilirsiniz ve hepiniz inanıyorum ki yüksek puanlar alırsınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.